Dışarıdan saldırırsa ne olacak zaten? Sen bu kadar sinirlendiğine göre saldırı içeriden. Çok net. Ya, onu halletmen lazım. Çünkü içerisi tehlikeli. Dışarısı kolay. Karşıdan saldırır. Sana Fenerbahçeliler laf eder, Beşiktaşlar laf eder, Trabzonlar laf eder, ederler. O kolay. Onu hallet ama arka taraf tehlikeli ki başkanın sinirlenmesi onlara. Onlara içeride bayağı sorun var. Bugün bir berabere kalsalardı ne olurdu merak ediyorum. Ama çok seri bir şekilde ben ne diyorum? Türkiye'deki hakem alemine dinamitleyeceksin, yeni çıkaracaksın. Ben Amerika sisteminden yanayım, pardon. İngilizler onarırlar, Amerikalılar yıkıp yaparlar. Hı. Türkiye'de hakemliği yıkıp yapacaksın. Bak çok net söylüyorum. Galatasaray'da da bunlar oluyorsa başkan hiç acımayacak. Acırsa kötü pozisyon düşer. Kim abi? Aa, Ali, Veli, Hüseyin, Ahmet, çat, çat, çat. O zaman diğerleri de hizaya gelirler. Ama sen idare etmeye kalkarsan Galatasaray için iyi olmaz. Şu anda Galatasaray'da işte İkardi de söylüyor. Dönüşüm lazım diyor. O da şey gibi oldu ha. İstanbul Belediye Başkanı gibi. <laughs> <laughs> Kentseldir, dön kulüpsel dönüşüm yok, hocam. Yok dönüşüm. <laughs> yok, yok CHP'ye bir dönüşüm lazım evet. diye şey. Dönüşüm, seçimden evet. sonra İstanbul Belediye Başkanı Evet. İkardi de ondan duydu herhalde dönüşüm lazım diyor. Doğru. Anladın mı? Değişim. Peki Anladın o dönüşüm o. değişim. O değişim diyordu, bu, evet, o değişim bu dönüşüm diyor. diyor. Aynı. Yani. Ne değişim. bu o zaman? Olağanüstü genel kurula mı gidecek, seçime mi gidecek, yönetimi mi değiştirecek, ne yapacak da bu değişimi yapacak Dursun Özbek? Çünkü dün toplandı yönetim, içeriden gelen e, yönetimi değiştirmek istediği şeklinde haberler var hocam. Birkaç kişiyi değiştirmek istiyormuş. Birkaç kişiyi değiştirmek istiyor ama şimdi bak Kerem olayı çıktı tribünde pankart asıldı. Ha.